Merhaba değerli dostlar. Münevver Karabulut cinayetinin bugün 7. videosunu yapacağız. Bugünkü videomuzda Münevver Karabulut'un doğum öncesi güneş ve ay tutulmasının ilk Saros döngüsüyle inceleyeceğiz. Bakalım oradan bize nasıl bilgiler gelecek. Bu cinayetle ilgili resmi biraz daha büyütebilecek miyiz? Nasıl bilgiler alacağız? Şimdi size ekranı paylaşıyorum değerli dostlar. Saros döngüleriyle ilgili sürekli videolar yaptım burada. Şu Saros'ta şuraya git böyle bulursunuz. Bunları yapmayacağım. Burada sadece şunu göstereceğim arkadaşlar. Münevver Karabulut 7 Mart 1991 doğumlu olduğu için onun doğum öncesi ilk güneş tutulması 16 Ocak 1991 ve bunun Saros döngüsü 131. Hatta şöyle bakıyoruz. Pardon. Eklipsi çağır. Şuradan. Saros döngüsüne gitmeden önce o tarihteki arkadaşlar o güneş tutulması Münevver Karabulut'un bir haritasını görmenizi istiyorum. 1991'e gittik. Bakın şurada. Kendisini tam kuzey ay düğümüne denk geliyor. Bu Saros döngüsündeki yani bu kendisi doğumundan önceki güneş tutulması, şöyle gösterelim. Doğumundan önce güneş, ay, işte kuzey ay düğümü Satürn kavuşumu var. Ve Oğlak'ta, Oğlak, işte atalar, kadim veya dünya, işte o dünyada büyük şey varlıklar. Yani çok uzun zamandan geldi. Zaten bu tür yapılar arkadaşlar Oğlak Burcu o yüzden hep yönetici. Şimdi siz mesela diyelim ki Illuminati diyorsunuz. Diyelim böyle bir örgüt var. Varsayalım ki 1400'de kurulmuş. Şimdi 1400'de kurulmuş bir yapı veya masonlar işte duvar işleri. Bakın adım adım gelişir gelişir şimdi yüzlerce yıldır var. Tabii ki de çok güçlü olur. Ve Satürn zamanın lordu, karmanın lordu, oğlak. Adım adım inşa. Tabii ki güçlü olur. Şimdi değerli dostlar, Münevver Karabulut'un haritasına baktığımızda bu tutulmada Mars, yani doğum öncesi tutulmasında Mars tam olarak DSC'ye düşüyor ve Ay'ına da karşı. Yani burada bir şiddetle bu tutulma onun haritasına göre bir acı şiddetle karşılaşacağını gösteriyor. Ve doğrudan Güneş ve Ay'ın Kuzey Ay düğümünün 25 derecesinde olması Güneş soyluluk, soylu insanlar. Ama Oğlak'ta olduğu için bunlar çok uzun zamandan gelme. Dolayısıyla kendi haritasındaki etkisi direkt çok geçmiş yaşamdan bu yana gelen bir durum. Yani geçmişten bugüne aktarılan bir nevi kan davası. Bakın burada bu tutulmadı. Güneş tutulması Neptün'ün Venüs'üne kare. Bir bakirenin kurban olması. Gördüğünüz gibi bu tutulma kolay değil. Buradaki ay tutulması da 9 derecede Aslan ve Kova aksında. Ay ve Jüpiter kavuşumu. Bakın 9. evde. Yine bunun inançlar, din konusu olduğunu gösteriyor. Burada da Güneş Kova'da karşıt bir yapı. Daha çok bu dine karşıt bir yapı. Burada artık olayı çözecek sizlersiniz arkadaşlar. Bu Hristiyanlık karşıt dinler kimler olabilir? Bu olay size kalmış. Yine buradaki haritada Lilith Merkür'üne kare. Merkür onun tepe noktası yöneticisi. Dolayısıyla buradaki karanlık şey, buradaki Merkür'ü kardeşlik olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir kardeşlik yapısından şeytani eylemler. Evet, geldik. Bu Saros döngüsüne girdik ya arkadaşlar. Ne diyor burada? 131. Saros. Bakın Güneş. Ay Saros'u da şuradan Ay'a da bakalım. 1990-91'e. Evet, şurada. Ay Saros'u da 143. Yani
7 Mart 1991'den önce, o da 143. Ben bunu daha önce hazırlamıştım arkadaşlar. Şu hazırladım. Ha pardon, bu şey değil. Bu ne zaman? 2009, bu da değil. Bayağı harita çıkardığım için bu kompozit harita. Bu Cem Garibon. Evet, burada. Bakın bu 131. bu Münevver Karabulut'un Saros döngüsünde 131. Şuradan görmüştük. 131. Ay Saros'ta 143. Şimdi Münevver Karabulut'un 131. Saros, Güneş Saros döngüsü gördüğünüz gibi arkadaşlar Aslan Burcu'nda. Yani dolayısıyla bu o kişinin yine bir soylu yapıdan geldiğini gösteriyor. Ve burada ilginç olan şu, ay düğümleri ters aksa gelmiş. Bir işte yengeç oğlak aksına gelmiş. Bu sefer Kiron oğlak da yani o, terse. Yani bu şunu gösterebilir. Kendisinin ailesinin daha çok güçlü yapılarla oğlakta. Yani ters aksa geldiği için burada direkt ay düğümü ters arkadaşlar. Enteresan. İşte Münevver Karabulut'un 25 derece kuzey ay düğümü oğlak. Burada yaklaşık 20 derece kuzey ay düğümü yengeçte. Ters aksta. Evet, buradaki durum bize bir soyluluk emaresi gösteriyor. Yine Jüpiter Aslan'da ve 12. evde arkadaşlar. Bakın bu 12. ev işte nedir? Bu kayıpları da anlatabilir. Daha böyle balık enerjisi, bir Hristiyanlık etkisini anlatabilir. Yükselen burada Başak olmuş. Yine Başak balık aksı. Kesinlikle kesinlikle bu bir bakireyi anlatıyor bize. Ama soyu bakire Meryem'e mi gelir onu bilemem. Bu biraz komplo teorisi olur ama ben size bunu araştırmak isteyenlere söylüyorum. Bakabilirler. Bu da arkadaşlar 143. Ay Saros'unun işte Münevver Karabulut'un şurada 143 gördüğümüz Ay Saros'unun haritası. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar bu haritada dikkat ediyor musunuz? Aslan Kova aksında. Ay tutulmasının Ay Kova'da. Dolayısıyla burada soyluluğa karşı bir grup yapısı. Kuzey Ay Düğümü burada bir aslana geldik. Bu arada bu Kuzey Ay Düğümü aslan 8 derece. İşte Cem Garipoğlu'nun, şurada Cem Garipoğlu'nun haritası Kiron'uyla kavuşuyor 9 derecede. Evet, ilginç bağlantılar var arkadaşlar. Burada da yine ters, bakın normalde bir soylu bir figür. Ama burada neyi görüyoruz? Yine soyluluğa karşı işte bir grup yapılarının bir mücadelesini görüyoruz. Tabii burada yükselen aslana denk gelmiş. Ancak burada Venüs 22 derecede, bu Saros'ta Neptün'e kare ve Lilith'e kare. İşte bakın bu çok sıra dışı arkadaşlar. Ay'da Neptün'e kare şey ve Lilith'e kare. Yine karanlık enerji ama ezoterik yapı. 10. ev. Gizemli bir yapı. Kadim bir yapı. Yani ilk Saros, Ay Saros döngüsü de burada maalesef ve maalesef zorlayıcı. Yine Neptün Satürn karşıtı. Yani buradaki karşıt açıda Akrep'te 19 derecede görüyor musunuz? Liderlik derecesi. Ama Satürn sistemli bir yapı, inşa edilmiş bir yapının, kadim bir yapının 4. ev. Uzun zamandan beri olmuş ama gizli bir yapı Akrep'te. İnanılmaz bir Saros haritası arkadaşlar. Beni bunu da gördüğümde resim daha da kafamda oturdu açıkçası. Tabii burada sizler de başka şeyler de bulabilirsiniz. Mesela Plüto Kiron karşıtlığı. Kiron burada balıkta. Yani sürekli Hristiyan gruba zarar verecek güçlü bir Hristiyan karşıtı bir grubu anlayabiliriz Başak'ta. Ya da o Bakire, Başak Bakireli. Buna karşıt bir yapı. Bundan faydalanan. Onun bakire enerjisinden faydalanan bir yapıyı da gösterebilir. Evet, değerli dostlarım, 7. videomuz da bu kadar.
Şimdi biraz daha resim adım adım netleşiyor, berraklaşıyor, büyüyor. Artık daha da anlamaya başlıyoruz. Ama bütün videolar bittikten sonra da her zaman yine de net olarak şöyledir, böyledir dememeye çalışacağım. Ben kendi görüşlerimi de aktaracağım son videomda. Ama sizler de çok değerli görüşlerinizi videolarda paylaşın, yorumlarda. Mesela öyle sıra, ben kolektif bilince çok inanırım arkadaşlar. Mesela öyle bir sıra dışı bilgi çıkar ki sizden, bilmiyorumdur. Yani ben de böyle çok okuduğum yapılar ama siz öyle bir bilgiler bulabilirsiniz ki. Yani ben sadece astrolojideki hani o bilgimi, o hani bir şeyleri anlama, ortaya koyma bu bilgimi sizlerin de bilgilerinizi birlikte harmanlayarak daha güzel bir şeylere ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi 8. videoya artık hazırlık yapabiliriz. Bu videoda da bu sefer Cem Gariboğlu'nu inceleyeceğiz. Cem Gariboğlu'nun doğum öncesi güneş ve ay tutulmasıyla onların Saros döngülerini inceleyeceğiz. Bakalım Cem Gariboğlu'nun doğum öncesi güneş ve ay tutulmaları ve Saros döngüleri bize ne verecek? Evet. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.